Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması sports Hemen indir. O zaman Galatasaray gündemine geçelim mi? Tamamdır. Galatasaray e, şampiyonluğu kutladı. Ardından şimdi seçim e, de tamamlandıktan sonra Futbol AŞ'nin kurulumunda Sayın Erdem Timur dün yaptığı basın toplantısıyla Galatasaray'a veda etti. Galatasaray iç siyaseti biraz karışık bir evet. e, bu durum sence yani şöyle bir şey söyleyeyim Galatasaraylar huzursuz. Neden? İki sezon şampiyon olmuş. E, omurgası çok kuvvetli, çok önemli yıldızların olduğu bir e, takımları var. Ve geçen sezon aslında başarısız transferlere rağmen Okan Hoca'nın da maharetiyle şampiyonluk ünvanı konulmuş. Bu sezon bu hataların tekrarlanmayıp, gerçekten de ihtiyacı olan takviyeleri takımın yapması ve yine şampiyonluk yolunda avantajlı konuma geçmesi bekliyorlardı ama Erdem Bey'in ayrılması biraz canları sıkmış gibi. Evet. Yani benim de gördüğüm çoğu Galatasaraylı bu durumdan rahatsız ya da dediğin gibi tedirgin. Yani sonuçta iki sene üst üste şampiyonluk yaşanmış. Orada bir e, futbol hafızası var ne olursa olsun. Belki isim olarak geçen sezon transferlerde yanlış yapılmış gözükebilir ama burası biraz da tecrübe bölgesi. Açıkçası transfer komitesi işi biraz da tecrübe e, bir yeri. Ki asıl neden de bu değil gibi gözüküyor bu arada. Yani transferlerde evet, başarısız olduğu o yüzden ayrıldı gibi durmuyor. Çünkü herden türlü açıklamalarında bambaşka konular konuşuluyor. Biraz Galatasaray iç siyasetinde eee kendisine karşı olanların yaptığı e, suçlamalar, iftiralar kendisi söylemiyle onu söylüyorum. E, ve bunlardan yorulduğunu, yorulması nedeni de çok destekte görmediğini işte Mario Icardi dışında e, doğru düzgün destek de görmediğimi. O yüzden ya, çok öyle bir tutunacak enerji... Tutunacak dallara baktım. Işte tutunacak evet, dalların hepsi Öyle bir kalınca. enerjim de yok gibi. Şimdi tabii ben çok Galatasaray siyasetine hakim biri değilim. Bunu yorumlamak için hem Erden Tümur'a yakın He. olmak gerekiyor. Hem de işte Erden istemeyenler varsa onlara da dinlemen gerekiyor. Yani o tarafı da dinlemen lazım. Bu tarafı da dinlemen lazım. Çünkü burada sonuçta isimler anılmıyor. Yani şu şu oldu diye değil. Biraz daha genel bir serceniş var. O zaman şöyle bir soru sorayım sana. Topu, sağ sağa <laughs> atalım. Galatasaray'da ilk transfer edilmesi gereken mevki? 8. Geçen sezon <laughs> şu anda ilk, e, sanki yıl 2023 yaz. 8 numara. Sabek. Bunlar eşit derecede yakın mevkiler. Yani Sabek ve 8 numara. Ee, sadece şeyi tamamlayayım. Tabii. Özür be, hani hani evet, Sonra şey evet, hemen oraya geçeyim. Ee, sadece şunu söyleyebilirim Erdoğan Tüylü konusunda. Yani bu, bu mevkide tecrübe biraz önemli gerçekten. Yani yanılmış olmak da sana artılar katabiliyor. Ve scouting departmanı da böyledir. Ben 6 yıl çalıştım. Her yıl daha iyi oldu. Yani yanıldığın konularda da gitgide daha iyi oluyorsun. Ee, mesela belki de bu sene işte o isim olarak yanıldığın ama ikna becerisine, ikna becerisi var ya Erdem Tümür'ün. İyiydi yani. Sponsorluk becerisi gayet iyiydi. Satış becerisinin iyi olduğunu gördük Saçaboy'da. Ee, belki isim seçmede daha potansiyel oyunculara gidebilecekti vesaire. Hani sanıyorum Galatasaray'ın huzursuzluğu biraz oradan. Orada yeni bir 100. biraz riskli gibi görülüyor olabilir. O yüzden sadece bu kadar yorum yapabiliriz. İsterseniz yani çok hakim olamadığınız için. Sonra hemen geliyorum. Yani bir sağ 8 numara artık bu tartışmalardan uzak. Göreve kim geliyorsa, transfer komitesinin başına kim geçiyorsa şu anda, Okan Buruk'la koordine olarak kim çalışacaksa, çok vakit kaybetmeden artık rekabet çünkü kızıştı. Galatasaray taraftarlar hem şampiyonluk artık kesmiyor bir noktada. Avrupa'da da bir başarı bekliyor taraftarlar. Hem gelecek sezon şampiyonlukta da daha da ciddi bir yarış olacak. Jose Mourinho etkisiyle birlikte mutlaka. Ki Fenerbahçe'de transferler, eklemeler yapacaktır. O yüzden burada çok vakit kaybetmemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ee, bir sağ bek 800 numara mutlaka eksik zaten bu. Yani böyle bir oyuncu yok şu anda. Kerem Derinbay formasını kaptırdı son maçta hatırlarsan. Hani güzel bir periyodu götürdü ama Koca sezonu Kerem Demirbay Berkan götürür diyemeyiz, diyemeyeceğimiz için 8 numara boşluk. Orada kimse yok. bek yok zaten. Hani Kaan Ayhan idare etti orayı. Evet. bek yok ve Hakim Ziyeş'i de anlamlı hale getirecek oyuncu bence tempolu bir bek. Hakim hmm. de performansını artıracaktır. O içeri kıvrıldığında arkadan bir tren gelse. Aynen öyle. İşte İrfancan arkasında o sayının gelişi gibi. gibi. Yani Yani İrfancan'ın performansına kesin katkısı olduğunu düşünüyorum ben Osay'ın arkasında Osay'ın olması. Benim bir çırpıda hatırladım zaten ikili kombinasyon ikili oyunda iki tane gol var Fenerbahçe'de yani İrfan içeriye çekti o sayın o sırada bayağı da süratli olduğu için mesela 35 metre geriden gelip hani bindirmeyi yaptı Kes. ve sadece onu pas olarak da düşünme. Mesela Osay hiç pas da vermeyebilir. Ama Osay birini alıp çekiyor. götürüyor. Hani çalım atacağı adam eksiliyor bir tane sağındaki oyuncu. Ya Galatasaray şimdi tabii kuşkusuz biraz önce söyledi yani 102 puanlı bir şampiyon. Gerçekten inanılmaz bir sezon performansı. Avrupa'da çok daha iyisi olmalıydı. Bizi çok şaşırttı Sparta Prag maçı. Bu biraz aslında şeylerle alakalı. Sezon boyunca da konuştuk. şampiyonluğu övüyoruz ama geciken transferlerin, devre arasında da yetiştirilemeyen transferlerin. Evet. Yani sadece şimdi 8'den bahsediyoruz. Aslında Derik Köhn'ü de soracağım ben şimdi sana. Yani Derik Köhn de ilk geldiğinde e, biraz daha pozitifti ama Şampiyonlar Ligi ölçeğinde ne yapabilir o da bir problem. E, i̇kinci santrforu bulması gerekiyor. Yani biraz daha Galatasaray camiasında ders alma konusu bence diğer kulüplerden hmm. pratik olarak daha yüksek. Geçen sezonun transferdeki başarısız e, hamlelerini bence bu sezon telafi edeceklerini düşünüyorum. Çünkü çok net hani şampiyon olduk her şey güllük gülistanlık düşüncesi içerisinde olacaklarını da düşünüyorum. Evet. Eksikler ortada. Ee, daha fazla yani Tete de boşta, Tete'yi de alalım, Zaha'yı da Fenerbahçe'den önce alalım, ee, Ziye'yi de getirelim sonradan sete evet. çıkartalım aslında e, çok da doğru bir planlama olmadığını hep beraber gördük ama hayatta başarısızlık yok, hayatta deneyimler var. Galatasaray için de bu bir deneyim ve üstelik çok da pahalıya mal olmamış bir deneyim. Şampiyon ipinde göğüslemeyi başardı Okan Hoca'nın olağanüstü gayretiyle ve başarılı problem çözme maharetiyle. Ee, tabii bir yandan da Galatasaray'ın e, oraya gelecek olursak göndermesi gereken oyuncular var ve gerçekten de arada kalınabilecek oyuncular bu oyuncular. Ha, yani bazıları net şekilde zaten Sergio Oriyen'in kalma ihtimalini zaten evet, zaten kiralttı. E, e, Carlos Vin e, Vinicius, o, o da zaten o da geçici transferdi. Geçici transferdi. O da beklentilerin altında kaldı. Kasi Paşa'ya attığı gol, e, daima hatırlanacak. Mitroğlu gibi. Evet. E, gönderilecek oyuncuların da tayin edilmesi bence stoperlerin hem Nelson hem Davinson Sanchez'e teklif olduğu söyleniyor. İkisi mi gidecek, biri mi gönderecek, biri tutulacak mı? O da bence Galatasaray'ın sezonunda en az gelecekler kadar belirleyici olacak. Evet burada da mesela hem 12 yabancıya düşüyor olması kontenjanın. Çok önemli ee, o da. hem de Emin Bayram durumu var şu anda. Emin Bayram da iyi bir seviyeye geldi. Ve Davison ve Nelson tabii ki öyle bir derinlik olması güzel ama şunu unutmamak lazım hangisi kenarda kalıyorsa biraz derinden kaybediyor eğer değerini bulan oyuncu varsa birini satıp ya da Nelson'u satıp mesela varsa yeniden böyle iyi teklifler varsa Davison'a bir plan kurup Emin Bayram'ı oraya alternatif olarak ekleyip güzel bir planlama yapılabilir ya da belki işte yabancı kontenjanda tekrar bir karar değişikliği olursa, bir esneme olursa, oraya genç potansiyel bir oyuncu. İşte da galiba hani fena bir sezon geçirmiyor ya da daha farklı bir profile de gidilebilir. Ee, ama öncelik 8 Sabek, bunlar şart. Bence Mertens'i tazelemek de şart. şart. Yani bir sene devam edecek olsa bile e, yani bu kadar yaşanmış bir oyuncuya bütün sezonu emanet edemezsin. Seleki o bölgenin çok kritik olduğu aslında kendi performansından belli. E, Temple bir 10 numara. Bence şart. Yani bu, bu üç oyuncu zaten olmazsa olmaz bölgeleri. Dediğim gibi ondan sonra bunlar tamamlandıktan sonra yani sağ aldın, içine silen sağ aldın. 8 numaranı aldın, on numaranı aldın. Ee, Kimseye git diyelim. Barış Alper falan kaldı takımda. Evet. O zaman biraz eklemeler yapalım diyebilirsin. İşte İkari'nin arkasından bekleyecek belki daha farklı profilde bir 9 numara. Daha top götürmede özelliği olan, daha kontrol atak. İşte Bakan Budu'nun hayal ettirdiği buydu biraz. Ama hmm. o da biraz pivotlaşmıştı son döneminde biraz. Eee... Daha golcü, Çünkü daha hedef santrafor haline gelmiş. Çin'e gittikten sonra evet. geldi. biraz da değil mi o? Evet, evet. Yunanistan'da tam böyle golcüye dönüşmüştü. Ee, biraz daha belki şey, çok doğru bir isimdi Mateta ki o Premier Lig'de de şu an çok iyi kapattı sezonu. Evet. Daha topla götürebilen, daha çabuk bir 9 alternatifine gidebilir. Ee, Derin gibi yani bununla tamamlar son zaman dersek ya Derin Kön iyi başladı ama çok da böyle güven vermedi son haftalara doğru. İşte derbi maçındaki performans vesaire buraya yine bir tartışılmaz bir adam ama giysek de diyebilir sol e. Ama bunların hepsi kademe kademe olması lazım. En başta şu üç eksikliği gidermesi gerekiyor. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.